Selamünaleyküm. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Şuradan çıkayım. Ama bugün yağmurlu. Yağmur yağıyor. Ben nereye gidiyorum sabah sabah? Namazdan sonra Çorbacı Yaşar'a giderim yani. Haftada bir kere uğramamız şart. Daha yeni hava aydınlanmaya başladı. Dönüşte de Badem'e uğrarız. Boş gitmeyiz. Evet. Atatürk Caddesi. Sabah erken saatlerde gördüğünüz gibi, şöyle bir de fotoğraf alayım. Bugün kısmetimizde yağmur var. Bak buraya yepyedir geçmiyorum. Dişçi açılmış. Diş hekimi Müge Sönmez Oruç diyor. Şarköy'de her şeye ihtiyaç var. Şarköy büyüyor. Evet. Yaşarım az kaldı. Birazdan Çorbacı Yaşar'da olacağız. Hava karanlık. Birkaç gündür zaten Bursa'da diyorum. Şarköy'de hava sıkıntılı gidiyor. Kapalı böyle hafiften yağmur hissediyor ya da şöyle kasvetli bir hava var. Canım istemiyor dışarı çıkayım. Çıkmıyorum ben çoğu zamanda. O yüzden evde pirekledik. Bugün bir değişiklik yapalım. Çıkayım dedim. Yalnız yağmura yakalandık. Bugün yağmur var. Yağmurda yürümeyi sevenler için güzel bir şey. Gerçi çorbacıya gidiyoruz ama saat erken. Çorba çıktı mı? Hiçbir fikrim yok. Polis karakolu buradan taşındı. Yeni yerine hiç gidip orada video çekmedik. Bir ara orta tarafa gidip video çekeriz. Çorbacı Yaşar'ın yerini soruyorsunuz zaman zaman. Belediye binası. Eskiden polis karakolu vardı. Belediye binasının hizasından böyle geliyorsunuz. 100 metre arası var yok. Merkez lokantası. Saat kaç ben? Bayağı bir erken geldim. Çorba çıkmamış herhalde. Bak adam yeni getiriyor çorbayı. Serdar, biz çorba içmeye geldik. Sen daha yeni getiriyorsun çorbaları. Hangi usta bu şu? Yapmaz öyle şey ya. Yaşarım nerede? Gelmez mi? Evet. İsmail Usta nerede? Afiyet olsun. Adam çalışıyor ya. Hoş bulduk abi. Sen sabah sabah el alem evinde yatar uyursan uyumuyorsun ya. Niye böyle? İşimiz var abi. Abi sen küçükken böyle dedin ya. Ya büyüdük akıllandın. Büyüyünce akıllandın ya yani. Sen de abi iyiyim. Allah şükür. Ya bir çorba içelim haftada bir defa. Hakkımızı alalım. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Yani Yaşar daha piyasada yok. Şimdi yerime güzel. Sen çorbaya başta sen çorbaya başta gelir diyor yani. Hadi bakalım. Tamam abi. Kolay gelsin. Seni çok seyrediyorum ama bisiklet kullanırken nefeslerinize kalmıyor. Abi bayır çıkarken oluyor. Her zaman olmuyor. İzliyor musunuz videolarımızı? Tabii. Bak şu anda yine video çekiyorum. İsminiz nedir? Halit. Halit.
Memnun oldum. Ben Aslan, zaten beni tanıyorsunuz. Ben tanımıyorum tabii. Birkaç gündür tanıyanlar çıkıyor karşıma. Evet. Elini uzatıyor, tokalaşıyoruz ama kim olduklarını tabii bilmiyoruz. Ben biliyorum, seni seyrediyorum. Seyrediyor musunuz? Evet. Çok güzel. Oğlumla beraber. Geçen gün de Yaşar, var ya Yaşar neydi, Alp'teki. Evet, evet. Ondan program mı yok? Televizyonda çıktı o. Yaz saatinde dedim, nereye gidiyorsunuz? Şarköy'üme gidiyorum diyor. Tabii Yaşar Alptekin Şarköylü. Evet biliyorum. Eskiden Sunal Pansiyon vardı, orayı işletiyorlardı. Biliyorum abi. Ben 33 senedir buradayım. Herkes tanıyor. Tanıyorsunuz, doğrudur. Serdar, evet, bana da bir çorba verirsin artık. Çorbalarımız hazır. Evet. Gerçi birkaç videomuz var hazır. Onlar sırayla paylaşıyorum videoları da. O videolardan sonra sırası gelince paylaşalım. Biraz zaman alır yani. Şöyle bir haftayı falan bulur. Abicim şimdi çeşitler gerçi hep standart gibi ama şöyle bir sen yine de bir göster bize film icabı. Mercimek. O tavuk suyu mu? Tavuk suyu. Evet. Geldi. Valla kelle bayağı güzel görünüyor ya. O. İşkem. Şahane. Hangisini yapalım? Sen bana kelle ver. Standartı bozmayayım ben. Kelle tamam. Sirke samsak olsun. Tamam. Limon da koy yanına. Oh, duman üstünde. Vay Yaşar'ım benim yok bugün ha. Birazdan gelir. Gelir diyorsun. Sirke samsak. Koy sirke samsakta. Afiyet olsun. Nasıl güzel değil mi çorbaları? Abi. Evet. Ben de öyle söylüyorum zaten. İddiamız o yönde. Sağ olun. Evet, Şarköy'e geldiğiniz zaman arkadaşlar, çorbacınız çekerse tavsiye ederim. Merkez lokantasına gelin. Çorbacı Yaşar'a gelin. Çorbamız kelle paça, gördüğünüz gibi bol taneli. Nasip olursa birazdan afiyetle çorbamızı yiyeceğiz. Evet, limonumuzu falan bir sıkalım. Ben şöyle çekime bir ara vereyim. Ondan sonra yine devam ederiz. Aleyküm selam. Yaşar, bir saattir seni bekledim burada var ya. Niye sen böyle yaparsın? Ben erken gelsene dükkana. Sen küçükken böyle değildin. Yağmur, evet bugün yağmur var. Geldik, çorbamızı içtik. Sağ ol, eksik olma. Dedik seni bir çekelim. Hayranların merak ediyormuş. Yaşar ne yapıyor diye. Bak az önce müşteri vardı. O da bizim şeyimiz. Takipçimiz. Ayrı bol tatlısı da mı yanma başınız? Sütlaç, ayrı bol tatlısı. Serdar ben gidiyorum kardeş. Abi müşteri kendine iyi bak. İstanbul'da giden yapmıyor galiba. Vallahi mı? Çok yağıyor mu? Gidiyor mu? Yapma. Yaşar bir şey diyor mu? Sağ ol. Canın sağlığı. Kendine iyi bak hadi görüşürüz. Giden yüzün soğumasın. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Islanacağız ama biz. Alışmışsın sen de abi. Bir şey olmaz diyorsun. Hadi bakalım. Evet. Videoyu bekletmiştim az önce. Yanlışlıkla başka tuşa bastım. Başka tuşa basınca video kapandı. Şansımıza. Şu az önce beraber çorba içtiğimiz takipçimiz videolarımızı izliyormuş. Çorbacıyla karşılaştık. Sabah erken saatlerde Şarköy'de hayat. Aslında ben video çekerken fotoğraf da çekiyorum. Telefonumla bunu yaptığım zaman
durum bu. Tabi GoPro kamerayla video çekerken fotoğraf çekmekle uğraşmıyorum. O kamerayı bisiklete takıyoruz. Ellerimizle rahatlıkla bisikleti kullanıp Şahiköy'ün sokaklarını gezip dolaşabiliyoruz. Yağmur yağıyor. Aslanıyoruz biraz ama olsun. Yetiştim sana dayım. Allah'a emanet ol. Görüşürüz, hoşça kal. İnşallah. Ne zaman yayınlayacaksın bunu? Vallahi en kısa zamanda. Şu şeyleri bir bitireyim. Birkaç tane yüklü video var. Onları her gün bir tane video paylaşıyorum ya. Tamam. Onlar bittiği zaman paylaşacağız. Tamam. Görüşürüz, kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sen de hoşça kal. Biraz buhar mı yaptı acaba canım? Biraz bana buharlı gibi geliyor. Çorba içtik ama giderken eve de boş gitmeyelim. Şuradan biraz börek alayım. Selamun aleyküm. Özel, ne iş yaparsın sen? Hoş bulduk. Çalışıyorum. Nasıl çalışıyorsun ya? Çalışmayın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hayat? Çok şükür, seni sormalı. Nasıl gidiyorsun? İyisin. İyi değilim, iyi olsun kardeş. Kendisi? Bugün öyle, namaza gittim. Ondan sonra dedim bir çorba içeyim. Çorba içtikten sonra dedim eve giderken boş gitmeyeyim. Biraz börek alayım. Ne yiyorsun? Karpuzlu. Kavunlu var. Kavunlu mu? Evet. Kavunlu böreği de pek sevmiyorum ben ama. Karışık yap o zaman bir yarım kilo kadar. Tamam. Ne yapayım, gözükmüyorsun? Gözüküyorum da sen görmüyorsun. Nasıl görmüyorsun? Buradayım ya. Buradasın ya. Biz her zaman gelmiyoruz kardeşim. Ben zengin adam değilim ki her gün geleyim böyle karayım. Para sende. Ya, tabii tabii. Biz emekliyiz. Zengin kısmı. Odun kesmiyorum. Minik minik yapma onları. Tavşan yumurtası gibi. Ben yaşlıyım ya, ondan mı? Benim düşünüyorum. Evet. Helal olsun sana be. Nasıl gidiyorsun? Vallahi iyi olsun. Havalar yağışlı. İyi ne olsun işte böyle. İdare ediyoruz. Evet, hava yağışlı kardeş. Yapacak bir şey yok. Çeşitler bunlar. Kaşarlı poğaça. Bu herhalde pizza yapmışlar. Bir de tepside pizza var. Susamlı simit. Şunlar peynirli poğaça olması lazım. Şunlar. 10 dakika sonra sandviçler hazır. He? 10 dakika sonra soğuk sandviçler hazır. Valla. Valla. Şunu tut da ben sana bir şey çıkarayım cüzdan. Kaç para? Kazıklamıyorsun değil mi beni? Yapıştır. Oğlum böreğin kilosu 300 lira mı lan? 150 lira yazıyor orada. He Özcan? Maalesef böreğin kilosu 300 lira. Şu anda 300 lira. Nasıl şu anda lan? Kıymanın kilosu 600 lira be Aslan abi. Oğlum sen hiç köfte yiyemiyor musun? Hiç kıymanın kilosu 600 lira. Ben kıyma almadım ki. Börek aldım. Olsun. Karışık aldım. 150 lira börek mi olur lan? Oğlum arasın şu anda 150 lira. Araba mı satıyorsunuz? Yakında arabayı da satacağız. Kaptan seni yapacağız. Ya. Hadi hayırlı işler. Hadi hayırlı gider. Oğlum bu millet diyecek ben emekli adamım lan. Kendine bakacaksın. Nasıl bakacaksın? Böyle 150 lira börek verirsek biz papazı bulduk. Diyorum kilo börek 150 lira. Kilosu 300 lira demek. Emekli vatandaşı ne yapsın? Bir de şöyle çekelim.
aradan kaçalım da yolu kısaltalım. Bugün belli oldu, evden dışarı pek çıkamayacağız. Yağmur var. Yarın da idrar şenliği falan yapılacaktı. Gaziköy'de. Orada bir yürüyüş tertipleniyordu fakat ama böyle yağış olursa herhalde o iptal olacak gibi geliyor. Bakalım, göreceğiz. Duruma göre. Şarköy'ün sokakları böyle işte arkadaşlar. Videomuzu bitireyim birazdan da rahat yürüyeyim. Zira hafiften ıslanıyorum. Eskiden burada simitçi vardı. Ne çabuk dikler, görüyor musunuz buraya? Dört katlı binayı. Daha geçenlerde burası boştu. Şu ilerisi de aynı şekilde. Şu köşe boştu. Geçen sene burada video çekerken bu köşede insanlar oturuyorlardı. Artık burada bir inşaat var. Yaz sezonu ortalarında herhalde bitmiş hali de ortaya çıkar. Şimdi diyeceksin hem çorba içtim, yarım kilo börek. Evde misafirlerimiz de var. Ondan sonra bana kahvaltı yapsınlar. Onlar için aldım yani, kendim için değil. Şu ağaçta çok güzel erik oluyordu ama göremiyorum şu anda. Islanmakla meşgulüz. Evet, videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.